Herkese iyi akşamlar. 20 dakikada ben Fatma Karaş, Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan başlıklarını birbirlerine muhatabına sormaya devam ediyorum. Bugün konuğumuz Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı Cem Toker bizlerle beraber olacak. Memur Sen'in açıklamalarını, hükümetin ilk teklifini hem emekli memurlara hem de memurlara. Bunun dışında işçiler ve özellikle tarımla uğraşanlar Ziraat Bankası'nın önündeydi mesela. İşçiler fabrikalarının önündeydi. O sırada muhalefette enteresan işlerle uğraşıyordu. Birçok konumuz var. Yine Cem Toker'e bunları yönlendireceğim. Ama öncesinde bir anonsumuz var, onu hemen yapayım. Özellikle abone olmayı, katıl butonuna basmayı, yayın anında beğenmeyi unutmuyoruz. Ve elbette paylaşmayı da unutmuyoruz. Cem Bey, hemen ekrana alıyorum. Hoş geldiniz Cem Bey yayınıma. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar. Çok çok teşekkür ederim. Bugün Beşiktaş'ın maçı var. Zaman ayırdınız. Önemli bir şey. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün Memur Sen yine yüksek perdeden hükümetin ilk teklifine net bir cevap verdiğini düşünüyoruz. Özellikle oranları sizlere, daha doğrusu seyirciye aktarayım. Ve Keskin de hızlı bir şekilde iş bırakma 16'sında gerçekleştirebileceğinin ifadesi ortaya çıktı. Şimdi Bakan Işıkhan şunu söyledi. 6,5 memur ve memur emeklisine 2024'te 6 ay için 14, ikinci ay 6 ay için daha doğrusu 9, 2025'in ilk 6 ayı için 6, sonrasında %5 olarak gördük. Kamu Sen ne istiyor? Bununla ilgili bu asla kabul edilemez ifadesini kullandı. Mesela onlar 6 ay değil 3 ay üzerinden 35, ikinci 3 ay üzerinden 10, sonraki yılın yani 2025'in ilk 3 ayında 15 ve ardından 10 artış olarak görüldü. TÜİK'in enflasyonuna da işaret ettiler. Baktığımızda siz bu restleşmeden herhangi bir grev, Türkiye genelinde bir grev bekler misiniz? Yoksa birazdan size bir ekrana özellikle hazırlanmış 2016 itibariyle bir grafik var, onu yansıtacağım. Bu açıklamaları öncelikle bir değerlendirmenizi rica edeceğim, sonra o grafiği. Şimdi ben belki tanıdınız beni artık. Ben büyük tabloya bakmayı severim. Öyle rakamlarla falan uğraşamam. Türk ekonomisi inanılmaz devasa bir krizin içinde. Ve Türk milleti fakirleşecek. Yani iş adamı da fakirleşecek, işçi de fakirleşecek, memur da, çiftçi de, esnaf da, herkes fakirleşecek. Bunun bedelini ödeyecek herkes. Çünkü ekonomi çok kötü yönetildi. Bu tür pazarlıklarda sendikaların hem önce bir şeyi vardır, ne tutturabilirsem pozisyonu vardır, bir de neyi kabul edeceğim pozisyonu vardır. Tabii pazarlık hep ne tutturabilirsemden başlar. Ondan sonra yavaş yavaş neyi kabul edeceğim noktasına doğru gelinir. Öbür tarafta da masanın karşı tarafında işveren olsun, devlet olsun. Onların da ben vereceğim en azla başlayayım. Ondan sonra yavaş yavaş çıkarım. Sonra bir orta yolda buluşuruz. Orta yolda genelde buluşulur. Ama böyle kriz dönemlerinde evet, huzursuzluk çıkar, grevler olur, şu olur, bu olur ve bunları yaşayacağız önümüzdeki 2-3 sene, 4 sene içinde. Adam kendisi söylüyor. 2026'ya kadar ışık yok bu millete, refah yok. Şimdi orta yolu buluruz. Orta yolu buluruz dediniz. Hemen hızlı bir şekilde o zaman grafiği ekrana taşıyayım ben. Memur Sen ne istedi de ne aldı? Güzel bir grafik bu. 2016'da istek 8.8, 4.4'ü. Yarısına fit olmuş her zaman. Yani en nihayetinde Memur Sen'in başkanı Yalçın'ın açıklamaları bir şekilde bize bir şey ifade etmesi gerekiyor. 2017'ye geldiğimizde 7+7, 3+4'e fit olmuşlar. 2018'de 10+6'dan 4.3.5'a yine fit olunmuş. Geldiğimizde geçtiğimiz seneye gelelim. 2021 tarihi 6.6 oranında bir istek var ilk 6 ay üzerinden değerlendirme. Gerçekte 3+3 almışlar. En nihayetinde biz şunu da biliyoruz. İşveren eğer ki devletse, yani memuruna ödeme yapılacaksa, orada biraz daha işler farklı yürüyor. Ve sendikayla yine bakanın arasında aman işte daha da büyümeden, greve gitmeden hallettik bu işi. Mikrofon açıkken sesleri duyuveriyoruz. Ama en nihayetinde dediğim gibi bu sefer 6 ay üzerinden değil 3 ay üzerinden bir beklenti var ve bir diğer gerçekliğimiz de enflasyon rakamları doğru açıklanmadığı için kayıp
bugün istenen rakamlarla beraber daha büyüyecek ve alım gücü daha da düşecek gibi görünüyor. Şimdi bu tabloya baktığımızda sendika görevini yerine getirir mi? Onu bir değerlendirirseniz. İşte ona da fakirleşme diyoruz. Alım gücü düşecekse tabii düşecek. Onun için 3 ayda bir ayarlama istiyorlar. Çünkü Ocak ayında zam yapılıyor maaşlara. Enflasyon Ocak'ta artıyor. Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da artıyor. Ondan sonra Temmuz'da gel sana bakalım biraz daha ayarlama yapalım. Yani ben hep söylerim. Bu maaş artışları bu kadar yüksek enflasyon döneminde kansere ağrı kesici etkisi yapar. Yani hastalığı tedavi etmez. Sadece bir ay eve 2 kilo daha fazla et götürürsünüz. İkinci ay zamdan öncekinden daha da fakirleşir millet. Yani bunlar gayet basit. Yalnız memurlarla ilgili bir şey söylemek isterim. Türkiye'de yani inanılmaz bir kamu istihdamı var bence. Millet öyle Avrupa'yla falan karşılaştırıyor ama beni o hiç o ilgilendirmez. Teknoloji ilerledikçe yani bu kadar çok memura gerek var mı bilmiyorum. Her şeyin internetten de yapılabildiği ortamda. Tabii ki gerekli alanlarda bol sayıda memur olacak, şu devlet çalışanı olacak, kamu çalışanı olacak ama bir de biliyorsunuz arpalık dediğimiz Türk milletine has bir, ben yaratmadım onu, Türk milleti kendisi koydu. Arpalık, devlete sok şeyi, memur olsun da kendini kurtarsın. Ama millet biliyor yani maaşlarla, devlet memuru maaşıyla bir yere gelinemeyeceğini. Onun için Türkiye'nin bence kronik sorunlarından biri bu. Yani bizim 1 milyon daha az memurumuz olsun ama adam gibi çalışan, gerçek ihtiyaç duyduğumuz memura daha çok maaş verelim. Onlar daha bir refah içinde yaşasın. Ama bankamatik memur, yine ben uydurmadım bu lafı, Türk milletinin lafıdır. Arpalık, bankamatik memur haberlere yansır bazen. Adam 20 senedir çalışıyor görünüyor ama hayatta bir kere bile işe gitmemiş. Bazen kendileri kabul ediyorlar. Ya ben bana mektuplar gelirdi LDP'de. Benim babam memur sözüm ona maaş alıyor ama bir gün işe gittiğini görmedim. Kahvede şey oynuyor diye. Milas mı oradan bir kömür şeyinden bir genç çocuk yazmıştı partiye. Utanıyorum babamın yaptığı işten. Çünkü bir şey yapmadan maaş alıyor diye. Onun için bunun da gözden geçirilmesi lazım. Toplumda kamuya efendim 100 bin memur da alınacak müjde başlığı atıldığı zaman bu müjde değildir. Toplumun kucağına bırakılmış, ölene kadar bakacağımız, öldükten sonra da dul karısına bakacağımız 100 bin tane çocuktur. Onun için hem yüksek vergiden şikayet edip hem de devletin bu kadar çok memurunun olması, kamunun büyümesi, 2015 seçimlerinden önce Fatma Hanım hatırlatayım unutanlara, 120 bin ne aldılar biliyor musunuz devlete? Fidan ekici, fidan dikici memur mu, işçi mi ne şeye giriyorsa, hangi kategoriye giriyorsa. Geçici aldılar, ondan sonra kadrolu yaptılar. Onun için alınan her memur, her işçi devlete, kamuya, Türk milletinin sırtında bir kamburdur. Bu kadar 3,5-4,5 milyon kamu çalışanına maaş ödemek için vergi yetmez. Şimdi bir yandan bu söyleniyor, evet dediğiniz birçok eleştiri, şu an hantal bir şekilde çalışan devlet yapısı acaba daha hızlı çalışabilir mi, ama bir yandan da 4-5 maaş alan insanlar var, akrabalarını mesela Fatma Betül Sayan ilk önce benim aklıma geliyor, tüm akrabalarını bir yerlere yerleştirebildi, liyakat ailenin her bir yerinden aktığını görüyoruz. Şimdi sizin onlar biraz ayrı konular, iki yanlış evet. Bir doğru yapmaz. Şimdi bunların dışında bir dengesizlik, bir denge unsurunun daha doğrusu olmadığını görüyoruz. Ama bir yandan da yönetilemeyen ve yönetilemeyecek olduğunu da devletin en üst kademelerinden dillendirildiğini de görüyoruz. Şimdi 2024 itibariyle biz enflasyonun düşeceğini düşünüyor idik. 2026'da normalleşme ihtimalimiz olduğu dile getirildi. Yani orada da tarihte bir revizyona gidildi. Şimdi enflasyonu çıkaran nedenler de bellidir ekonomi biliminde. Enflasyonu düşürecek nedenler de bellidir. Bu zihniyet değişmediği takdirde enflasyon düşmez.
Yani mesela Mehmet Şimşek kamuda tasarruf dedi mi? Dedi. Peki bir tane örnek verebilir misiniz bana? Hangi kamu kurumunda hangi tasarruf? Daha bu sabah Diyanet'e 19 milyar lira ek ödenek daha istiyorlar. Mesela orada bir orduyu finanse ediyor gibi bir durumumuz var. Çünkü ciddi anlamda personeli var. Bütün gideri de personele gidiyor. Evet. O ayrı bir hiçbir konu. Hiçbir şey üretmeyen personel. Evet. Şimdi bunun da bir şekilde tartışılıyor olması gerekir. Biz bunu tartıştığımız anda da din önümüze gelecektir. Büyük ihtimalle ben öyle düşünüyorum. Ama Diyanet'le ilgili mesela bugün enteresan bir adım atıldığını söyleyebiliriz. Atıldım atılmadım bilmiyorum ama çünkü muallakta bir cümle var orada. Geçtiğimiz günlerde bir imam var biliyorsunuz. Halil Konakçı diye İstanbul'un Pendik'te bir camisinde görev yapıyor. Her bir açıklaması ayrı bir skandal. Ama ilk defa Diyanet'in böyle skandal açıklamalar yapan imamlardan birini, hatta bence Nirvana'sını oluşturan Halil Konakçı'ya bir soruşturma açılacağını ifade ettiler. Haber kaynağı, daha doğrusu haber sitelerine düştü bu. Nasıl bir soruşturma geçirecek onu bilemeyiz. Fakat çok uzun bir zamandır sessizliğini koruyan ve aynı zamanda bugün bütçesiyle beraber ve beslediği personeliyle beraber bambaşka bir noktada değerlendirdiğimiz Diyanet atağa geçti. Bu gündemi değiştirmek için diyebilirsiniz, bu insanları kayda almamıza gerek yok Fatma Hanım diyebilirsiniz ama cüretkarlık başka bir noktaya doğru gitmiş durumda. Siz bu açıklamaları, Halil Konakçı gibi bir imamın açıklamalarını duyduğunuzda birçok kişi gidip suç duyurusunda da bulundu. Ümit Özdağ'dan tutun da bazı emekli askerlere kadar. Ne düşündünüz ve ayrıca Diyanet'in bu aksiyonu hakkında da bir yorumunuzu bekliyorum. Diyanet'in soruşturması bence toplumun gazını almak için yapılmış bir şey. Bu soruşturmalardan hiçbir şey çıkmaz. Yine somut örnekle konuşmayı severim ben. 2018 seçimlerinde Almanya'da bir Diyanet görevlisi, din işleri görevlisi sandıkta başkasının adına oy kullanıyordu. Yani milli irade hırsızlığı var ya hani Erdoğan'ın söylediği en büyük hırsızlıktır dediği. O zaman yakalandı, ben de takip ettim. Ya bu adam ne olacak, hani meslekten atıldı. Bu din adamı eninde sonunda ve oy hırsızlığı yapıyor. Ceza olarak Türkiye'ye geri gönderildi ama işine devam etmeye devam etti. Yani meslekten falan atılmadı. Herhangi bir hukuki soruşturmaya da uğramadı. Ben bunu ilk duyduğumda yani manyağın biri işte yine saçmalamış dedim. Geçtim, ben kafa yoramam bu kadar şeye ama... balık baştan kokar. Bunu da söyleyelim. Yani Diyanet işlerinin işte Ayasofya konuşmalarını biliyorsunuz. Burada Cumhuriyet'ten haz etmeyen, Türkiye Cumhuriyeti'ni kabullenemeyen arızalar var Türkiye'de. Bir tanesini meclis başkanı bile yaptılar. Atatürk'ün resmi her yerde görmek istemiyorum diye. Meclisin bazı yerlerinde o meclisi kuran adamın fotoğrafını kaldırdı. Portrelerini kaldırdı. Dolayısıyla bu da bir Türkiye gerçeği. Maalesef 3 nesil geçmiş olmasına rağmen hala Türkiye Cumhuriyeti'yle barışık olmayan, Cumhuriyet'in değerleriyle barışık olmayan, bir kuyruk acısı yaşayan bir kitle var. Ve bunların da tabii sözcüleri çıkıyor arada bir. Diyanet İşleri Başkanı da ara sıra böyle Cumhuriyet aleyhine söylemlerde bulunuyor. Mesela bu imamla ilgili tek kelime söylemedi. Arazi, tıs yok. Ama soruşturma açılmış. Soruşturma bence göstermeliktir. Toplumun gazını almak için yapılmıştır. Ama benim merak ettiğim yani bu kafalar Cumhuriyet'ten kuruluşundan 100 sene sonra Orta Doğu'da aklı başında Araplar, Müslümanlar, Kuzey Afrika'da Türkiye'nin laikliğine, cumhuriyetine gıptayla bakarlarken bizim içimizde böyle arızalar çıkması şaşırtıcı ama yadırgamıyorum ben bunu. Maalesef var bunlardan. Sosyal medyada tabii bir başka unsur. Belki sosyal medya yokken de eminim böyle arızalar vardı. Ama işte kimisi fenomen olma derdinde, kimisi trend topik olayım da işte adım geçsin. Böyle bu saçmalıkları sık sık duyuyoruz, duyacağız da.
Bir saçmalık daha var. Akbelen'e gideceğiz beraber. Bir görüntü var. O görüntüyü değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi aslında burası özel mülkün, bir arazi özel mülk olarak ifade edelim. Oraya bırakılan seyyar tuvaletler vardı ve jandarma ablukaya aldı seyyar tuvaletleri. Böyle de bir görüntü ortaya çıktı. Bugün muhalif partilerin genel başkanları eleştirdiler. Ama siz bu görüntüleri gördüğünüzde ne düşündünüz? Açıkçası hani Gezi'de de birçok olay, mesela çadır yakmak gibi başka tahrik edici unsurlar vardı, ama hani jandarmanın bu şekilde bir hamle yapmasını yani akılla açıklayabilir miyiz bilmiyorum ama. Ben ülkenin sınırlarının böyle korunduğunu görmedim. Ne doğuda ne güneydoğuda ele ele bu çapulcu alayı istilası Afganistan'dan, Suriye'den gelirken siz gördünüz mü bilmiyorum. Ben ülkenin hiçbir sınırının hiçbir noktasının bu şekilde korunduğunu görmedim. Burada seyyar tuvaletleri koruyor Türkiye'nin işte jandarma birliği. Ne düşüneyim yani, saçma sapan bir dönemden geçiyoruz. Böyle yani 2002 öncesi böyle saçmalıklar hatırlamıyorum ben. Ordunun, devletin, asayiş güçlerinin, emniyet güçlerinin böyle saçmalıklarda kullanıldığını hatırlamıyorum. Varsa da istisnaidir. Ama bu hükümetin hani çevre hassasiyeti falan yok. Dolayısıyla devletin gücünü, evet, kendi koruduğu büyük holdinglerin işte arazisini, yatırımını korumak için kullanıyor. Madem özel sektöre verildi orası, özel güvenlik kuvveti kursun, kendisi korusun devletin jandarmasına koruyacağını. Ve sizin en sevdiğiniz konuya geliyorum. Kılıçdaroğlu bugün, daha doğrusu dün bir röportaj vermiş. Bu sabah itibariyle konuşulan en çok konu, en önemli konulardan biri olarak daha doğrusu karşımıza çıktı. Şimdi başlıkları kısa kısa geçeceğim. Ama benim anlayamadığım ya da anlamlandırmakta zorlandığım bir konu var. Kendisi her seçimden sonra her verdiği röportajda aydınların özellikle şu süreçte, seçim sürecinde yaşanan adaletsizliği ve etik dışı, ahlak dışı yapılan tüm hamleleri tartışmalıydı, tartışmadı. Mesela bunu bu röportajında da dile getirmiş. Şimdi aydınların, bir kere aydınlar kim? Ben onu bilmiyorum. Hangi aydınlar bu konu hakkında konuşmalı? Yazar, çizer ekip mi? Sanatçılar mı? Gazeteciler mi? Kimdir? Yani aydın kavramını da ben merak ediyorum açıkçası. Tabii bu sorunun muhatabı belki Kemal Kılıçdaroğlu'dur, ama bu defaatle söylendiği için siz buna nasıl bir yorum yapacaksınız? Yani o etik dışı, ahlak dışı montajların, iftiraların, ne bileyim Erzurum'da işte Ekrem İmamoğlu'na saldırının tartışılması, konuşulması gerektiğini düşünüyor. Eğer tartışılırsa, konuşulursa bu ülkede o seçimle ilgili hangi sorun çözülmüş olacak ya da bir sonraki seçime taşınmamış olacak? Şimdi eğer Kılıçdaroğlu daha muhalefetteyken, aday olduğunda anayasaya saygı duyup da Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına elinden geldiği kadar, belki başarılı olamazdı, ama sansasyonel bir şekilde kamuoyunun algılarını yönlendirecek, hassasiyetini arttıracak bir şekilde Erdoğan'ın adaylığına karşı çıksaydı bugün o sözlerinde biraz haklı olabilirdi. Ama onlarca, yüzlerce, binlerce gazeteci, fikir lideri, siyasetçi Erdoğan'ın mağdur olmayacağını, çok güçlü olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan karşısında en zayıf kazanma olasılığı, en zayıf aday olduğunu vurguladılar. Aylarca vurguladılar. Kılıçdaroğlu bunları dinlemedi. Benim videolarım var, sizinle yaptığımız program var. Sen mağdur olacaksın. Zaten Erdoğan'ın sicili belli. Kazanmak için her şeyi yapar. Basketbolda bir terim vardır. Rebound alabilmek için gerekiyorsa büyük annemin suratına basar zıplarım. Yani ben bunu Amerika'da öğrenmiştim üniversitede. Yani Erdoğan'ın siyaset stili o. Erdoğan'da veya AKP'lilerde bir siyasi etik, daha 2002 öncesi asla görmediğimiz metotlara başvurdular. Doğrudur.
Ama bunların hepsi seçimden önce dile getirildi. Sen zayıf adaysın. Bir, ikincisi karşına çıkacak aday son derece güçlü. Sen anayasaya bağlı kal, 101'e itiraz. Hep söylüyorum ya, hep söylüyorum. 6 tane partinin genel başkanı Erdoğan'ın adaylığa başvurduğu gün toplanıp yönetimleriyle birkaç yüz kişi YSK'nın önüne gitmeliydi. O gündemi belirlemeler gerekiyordu. Dünyaya haber olmaları gerekiyordu. Erdoğan'ın adaylığını tartışmaya açmaları gerekirken bunları yapmadığı için şimdi bahaneler arıyor. Yoksa kendi adamı diyor ki seçimde hile vardı ama sonucu değiştirmezdi diyor. Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki yine CHP'nin genel başkanı. O da diyor ki seçimde hile oldu ondan kaybettim. Bir büyük hata daha yapıyor. Kendisini inandırmış %48 aldığına. Ama yani siz ben inanıyor muyuz Kılıçdaroğlu'nun oyunun %48 olduğuna? Şimdi yani, o zaman orada bir cümlesi daha var, onu da hatırlatayım. Sosyal medyada yazılıp çiziliyor diyor. İşte hayal kırıklığının olduğunu da aynı zamanda ifade ederken. Ben ülkede insanların, halkın, toplumun sağduyulu davranacağını düşünüyorum. Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Ardından belediye seçimleri soruluyor. İstanbul ve Ankara'da belediye başkanlarımız çok iyi çalışıyor. Neden kaybedelim diye de ekliyor. Şimdi yerel seçimler için halkı sandığa götürme gücü olabilecek mi? Hakeza bugün mesela Memur Sen'den bir açıklama oluşurken KESK bir günlük iş bırakacağını açıkladı. Yine işçilerin birçok kentte grev yaptığını görüyoruz Gaziantep'te. Orada da grev kırıcılığını başka biri üstlenmiş durumda. Enteresan. Neyse oradan bir zaferle ayrıldı işçiler. Ziraat Bankası'nın önüne tarım işçileri giderken iki şey oldu. Cem Bey, bugün belki görmemiş olabilirsiniz. Birincisi Ahmet Davutoğlu, İstanbul ve Marmara Üniversitesi öğrencilerinin, daha doğrusu lisans üstü tezini yazan kişilerin, uluslararası da bir mecrada çıkan bir rapor diyelim ya da orada 2016-2022 tarihleri arasında özellikle trans ergen, cinsiyet değişimine yönelmiş 30 tane kişi var. Bunlar ailelerinin kontrolüyle ve aslında herhangi bir suç olmadan yapılmış olay ve bir trans değişimi olmuş. Bununla ilgili bir rapor hazırlanmış. Bu raporu mesela Ahmet Davutoğlu kendi Twitter hesabında paylaştı. Herkese Sümele Manastırı'nda İYİ Parti'nin sözcüsü Kürşat Zorlu bir açıklama yaptı. Sümele Manastırı'nda ayin yapılacak. İşte İstanbul'un fethine denk gelen tarihler içerisinde bunun yapılmasının doğru bulunmadığını ya da ona benzer açıklamalar. Şimdi yine görüyoruz ki gündem dışı, sıcak olandan uzaklaşan ve hiç konuşulmaması, belki hani çok ferah içerisinde, refah içerisinde olacağız da o zaman konuşacağımız konuları şu an getirip gündeme yerleştiriyorlar. Bunu nereye konumlandıracağız biz? Yani sizler haber yapmazsanız gündeme oturmaz o konular. Yani basın haber yapmazsa ben en azından öyle düşünüyorum. Ben profesyonel bir gazeteci değilim ama yani ben öyle haberleri dinlemiyorum, okumuyorum bile. Ama yani Türkiye'yi bugün gördüğümüz en muhafazakar, hem dini açıdan hem milliyetçi açıdan en muhafazakar meclis, en muhafazakar hükümet yönetiyor. Dolayısıyla bu tür şeyleri gündeme getirerek cambaza bak oyunu oynuyorlar. Bunu hep yaptılar. Ama insanların hoşuna gitmiyor ama Türkiye'deki en büyük eksiklik liberal bir partinin olup da bireysel tercihleri, hakları, birey hak ve özgürlükleri çerçevesinde, evrensel birey hak ve özgürlükleri çerçevesinde her insanın istediği yaşam tarzını başkasınınkini rahatsız etmeden benimseyebileceği bir sistemi savunan bir toplum da yok ortada. Çünkü yok, öyle bir hassasiyet de yok. Onun için siyasetçiler bunları kullanıyor. Seçimlere doğru daha çok zaten 14 Mayıs'tan önce konu hep neydi? Terör, milliyetçilik, din. Yerel seçimlerden önce de bu. Çünkü toplumda bu satıyor. Bununla oy alabileceklerini zannediyorlar. Kılıçdaroğlu bile 30'a düştü.
İmamoğlu bile 30'a düştü ve düşmeye de devam edecekler. Bu artarak maalesef devam edecek. Şimdi o konuyu şundan dolayı gündeme getirdim. İki ayrı İYİ Parti ve bugün siz girmeden, yayına girmeden daha doğrusu Ahmet Davutoğlu'nun kendi sitesinde, Twitter hesabında açıklamasını, bir yandan da muhalefet bunlarla uğraşıyorlar. Yani belediye seçimlerine de mesela yine Ahmet Davutoğlu kendi logomuzla gireceğiz. Yani kendi adayımızı çıkaracağız dediler. İttifaklar mesela yine konuşuluyor. 26'sında Meral Akşener'in kendisinin bir açıklama yapacağını söylüyor. Hemen birkaç gün önce Devlet Bahçeli komşu olalım yerel seçimde çağrısını bir kez daha yineliyor. Ve baktığımızda daha çok ay varken, zaman varken yerel seçime yine ittifaklar, yine birlikte olma ihtimalleri üzerinde bir değerlendirme yapılıyor. Ya da böyle talepler var. Peki seçmen bu kışı çok sert geçirecek ve seçmeni acaba muhalefet öngörebiliyor mudur bilmiyorum ama siz ne öngörüyorsunuz onu merak ediyorum. Seçmen bu kez yerel seçimin dinamiği farklı da olsa sandığa gitmeme olasılığını yüksek görüyor musunuz? Şimdi ben genel seçim öncesi, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 2-3 sene gördüğümüz şekilde bir ittifak öngörmüyorum. O dönem bitti maalesef. Belki bölgesel kentler bazında işbirlikleri olabilir, uzlaşabilirlerse kendi aralarında. Davutoğlu'nun seçime kendi logosuyla tek başına girmesi hiçbir şey ifade etmez. Yaklaşık 1000 birimde belediye başkanı seçilecekse onların hiçbirinde Davutoğlu tek başına alamaz. Ama bir kapıyı da biraz aralık bırakıyor, hani görüşürüz ederiz falan diye yerel işbirlikleri olarak. Şimdi ben Kılıçdaroğlu'nu sosyal medyada eleştirdikten sonra altına yazılan yorumları okuyorum. O bana daha çok fikir veriyor. Ve bence CHP yönetimini bir şey bekliyor, kötü bir senaryo bekliyor bu kafada devam ederlerse. Ben sizin programınızda da söyledim, her yerde de söylüyorum. Ben bu tiyatroda bir daha figüran olmayacağım ve Kılıçdaroğlu CHP'nin hala başındaysa yerel seçime giderken kimi aday gösterirse göstersin, beni bile aday gösterse kendime bile oy vermeyeceğim. Bu kadar net söylüyorum. Gerekse AKP'ye vereceğim demiyorum ama CHP'ye de oy vermeyeceğim, büyük bir olasılıkla sandığa gitmeyeceğim. Onun için bunu ben yazdığım zaman altına yazılan tepkilere bakıyorum. Hani benim de nereden baksanız 660 bine yakın takipçim var. Hani bana bir fikir veriyor ve beni takip edenler, muhalif CHP'liler, bakıyorum benimle aynı fikirde. O kadar çok farklı fikirde olan yok. Onun için yerel seçimlerde tabii İmamoğlu kararı çok önemli. Ne yapacağı, İmamoğlu'nun hangi yoldan gideceği falan. Daha pek çok bilinmeyen var. Yalnız bugün nerede söyledim bilmiyorum ama bu Bahçeli'nin daveti yerel seçimde komşu olalım demek mi? Bu da bir kenarda dursun. Yoksa sonbaharda meclise bir yeni anayasa taslağı geldiğinde İYİ Parti'ye bu konuda birlikte hareket ederiz mesajımı ve AKP'ye. Yani onu bir kenara koyalım çünkü ben yeni gelecek anayasa taslağının ortalığı karıştırabileceğini düşünüyorum siyasette ve gündeminizde. Bu halde yerel seçime giderken bir de referandum eklenebilir mi? Bir referandumla karşı karşıya kalabilir miyiz? Eklenebilir veya referanduma gerek kalmadan da İYİ Parti'nin, MHP'nin duruşuna göre referandumsuz anayasa değişebilir. Peki. Ama diyor ki dikkat edin, anayasa değişikliğinden bahsetmiyorlar. Yeni anayasadan bahsediyorlar. Yeni anayasa. Onun için orada MHP'nin duruşu ne olacak? Önüne ne koyulacak? O taslağın içinde ilk 4 madde falan filan, bunlar milliyetçiler için önemli konular. Onun için İYİ Parti'ye bu şekilde bir çağrı gitmiş de olabilir. Peki, yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Bir 20 dakikayı aştık ama sınırda bitiriyorum. Yayına katkılarınızdan dolayı sağ olun.
Rica ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar dilerim. Değerli izleyenler, sizlerle bir 20 dakikayı daha sonlandırmış oluyoruz. Yayını yayın anında beğenmeniz elbette. Katıl butonuna eğer yeni gelen varsa basması, abone olması çok önemli. Süper Sticker'la da destek olursanız ne âlâ ne şahane olur. Yeni bir programda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.